Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada pandemi eğitiminde fırsat eşitsizliğinden bahsedildi. Eğitime erişemedi. Ülkemizde 15 milyon öğrencinin olduğunu biliyoruz. Bu %40'a denk gelmektedir. İlçemize oranlarsak yaklaşık 17 bin öğrencinin 6800'ü uzaktan eğitime erişememektedir. Yaklaşık 6800 öğrencimiz için herhangi bir hangi çalışmalar yapılmıştır? Bakan Selçuk televizyonlarda eğitime devam edildiğini söylemektedir. Sayın Bakan bunu kendisi inanıyor mu? Eğer internet erişimi olmadan televizyondan bu iş oluyorsa neden bu kadar öğrenci ve öğretmen bilgisayar başında radyasyon yiyerek internete bu kadar fazla para verdi? Televizyondan bu iş olacaksa Sayın Bakan sahibi olduğu özel okulda neden internet üzerinden ders vermektedir? Eğitimde zaten var olan fırsat eşitsizliği korona salgını döneminde daha da derinleşmiştir. Yaklaşık bir yıldır yeterli önlemler alınmayarak öğrencilerimiz bir bilinmezliğin içine sürüklenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerine internet sağlamaktan aciz midir? İnternet altyapısına yatırım yapılmayarak, Türk Telekom'u 20 milyar doları zarara uğratarak kaçan Hariri ailesi, ülkemizde internete erişemeyen 6 milyon çocuğun hesabını verecek midir? Hesap sormak yerine saraylarda özel davetlerde neden karşılanmıştır? Yaklaşık 20 milyon tableti öğrencilerimize dağıtacağız diye 10 yıl önce Fatih projesini başlatanlar ve soruyoruz. Bu tabletler nerede? Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu'nun meclis sorusuna verilen cevapta 10 yılda dağıtabildikleri tablet 1 milyon 437 bin. Geri kalan 18 milyon 600 bin tableti dağıtmak için neyi bekliyorsunuz? Ünye Milli Eğitimine soruyoruz. Salgın başladıktan sonra Ünye'deki öğrencilerin internete erişmesi için herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur? Kaç öğrenciye bilgisayar ya da tablet dağıtılmıştır? Ünye'deki öğrencilerin geleceğini bilinmezliğe götürüyorsunuz. Bu sorumluluğu taşıyabilecek misiniz? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'daki tüm öğrencilere interneti ücretsiz sağladığını biliyoruz. Bizim yerel yöneticilerimiz bu konuda neyi beklemektedir? Bu çocuklar bizim geleceğimiz değil mi? Onlara anayasal hakları olan eğitim hakkını götürmek için neyi bekliyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı bunca yoksunluğa ve eksikliğe karşın öğrencilerimize not verilmesini istemektedir. Veremediğiniz eğitimin neresine not vereceksiniz? Olmayan öğretimin neresini ölçeceksiniz? Bakanlık bu konuda gerçek eğitimcilerin sesine kulak vermeli ve derhal bu uygulamayı kaldırmalıdır. Buradan uyarıyoruz. Verilemeyen eğitimi notla değerlendirmenin sonu kaostur. Eğitim adına yapılan tüm birikimleri yıkmaktır. Fırsat eşitsizliğini derinleştirip bizi bilinmezliğe sürükleyecek olan notla değerlendirme derhal kaldırılmalıdır. Asıl notla değerlendirme, salgının başladığı günden bu yana gerekli önlemleri almayarak öğrencilerimizi internetin çektiği soğuk tepelere çıkaran, öğrencilerine ve öğretmenlere ücretsiz internet sağlayamayan, 10 yıldır öğrencilere verdiği tablet sözünü tutamayan, laftan başka söz üretemeyen bakanlık merkez teşkilatına ve Ünye Eğitim Müdürlüğü'ne yapılmalıdır. Karnelerinin kırıklarla dolu olduğunu görürlerse belki en azından ikinci dönem sorumluluklarını hatırlayıp kırıklarını düzeltmek için çalışırlar.